Şaşılık, iki gözün düz karşıya baktığı zaman paralel olmaması durumudur. Normal insanoğlu iki gözü açıkken düz karşıdaki bir objeye baktığı zaman iki göz birbirine tam olarak paralel olmak zorundadır. Bu paralellik tüm topluma baktığımız zaman yaklaşık %2 ila 5 arasında bozuktur ve biz bu tabloya şaşılık diyoruz. Şaşılığın erken tanısı özellikle çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü erken dönemde tanı koyarsanız eğer görme keskinliğinin tam olarak gelişmesini sağlamış olursunuz. Bunun için de yeni doğan döneminden itibaren tüm çocuklarda göz muayenesi önerilir. Özellikle gelişmiş ülkelerde hiçbir problemi olmayan çocuklarda dahi yıllık kontroller yapılmaktadır. Şaşılık hayatın ilk 6 ayında küçük oranlarda, hafif formlarında tüm sağlıklı çocuklarda aslında görülebilir. Ancak 6. aydan sonraki şaşılıklar dikkatle ele alınması gereken önemli tablolardır. Neden önemlidir? Çünkü şaşılık görmenin tam olarak gelişmesini engelleyen bir patolojidir. O yüzden özellikle hayatın ilk 2 yılında tedavi edilmesi zorunlu bir hastalıktır. Tedavisinde ne yapıyoruz? Aslında tedavisinde öncelikle gözlük, eğer gözlükle düzelmezse cerrahi uygulamaktayız. Cerrahi oldukça başarılı, %80'lerin üzerinde tam olarak düzelmeli sonuçlanan bir cerrahidir. Özellikle tecrübeli ellerde yapıldığı zaman bu oran %90'lara kadar çıkmaktadır. Peki şaşılık erişkin döneminde olmaz mı? Veya çocukluk döneminde tedavi edilmeyen şaşılıklara hala müdahale etme şansımız olur mu? Erişkin döneminde de şaşılıklar önemli hastalıklardır aslında. Ama burada görme keskinliği artık tam olarak son noktasına ulaşmıştır. O yüzden yapacağınız cerrahiler sadece estetik amaçlı, görsel düzeltmelere yöneliktir. Ancak akut dönemde, yani çocukluk döneminde olmayıp da daha sonra erişkin dönemde akut bir şekilde ortaya çıkan şaşılıklarda çift görme ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Böyle durumlarda sadece estetik değil, çift görmenin de engellenmesi için gözlükler, bazen prizmatik gözlükler dediğimiz özel camlar ve son olarak da cerrahi başarıyla uygulanmaktadır. Şaşılıkta cerrahi ve gözlük dışında nadir tedaviler de uygulamaktayız. Bunlardan biri de botokstur. Botoks birçok aslında branşın kullandığı bir ajandır. Biz de burada şaşılıkta göz kaslarına botoks enjeksiyonu yaparak kısmi düzeltmeler, bazen de tam anlamıyla düzeltmeler sağlayabilmekteyiz. Botoks yanında özellikli gözlükler, biraz evvel söylediğim gibi prizmatik camlar gene önemli olabilmektedir. Bunlar da cerrahiden önce bazen de sadece tek başlarına tam anlamıyla hastaları mutlu eden tedaviler olabilmektedir. Şaşılık dediğimiz zaman hiçbir zaman altta yatan başka hastalıkların da şaşılığa neden olabileceğini unutmamamız gerekmektedir. Özellikle çocukluk dönemlerinde göz tümörleri, retina hastalıkları görmeyi azaltarak şaşılığa neden olabilmektedir. O yüzden şaşılık muayenelerinin bir kısmında da mutlaka altta yatan daha ciddi hastalıklar var mı diye araştırması gerekmektedir göz hekiminin. Bundan sonra gözlük, cerrahi ve diğer tedavi seçeneklerini düşünmemiz gerekiyor.